Şöyle, tabii ki bir transfer gündemimiz var. Bu transfer gündemi içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor aslında. Yani bir opsiyon çıkıyor. Olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani buradaki devam eden ve duran opsiyonlar oluyor. Bunların yanı tabii ki her gün farklı şeyler geliyor. Çok da aslında baktığımızda daha Haziran'ın sonundayız. Önümüzde çok fazla, Temmuz'a girdik. Önümüzde çok fazla gün var ama bir yandan da kampa biz transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama burada elimizdeki mevcut altyapıdan çıkan oyuncularımızı da burada değerlendirmek istiyoruz. Oradan da dediğim gibi kampa oyuncularımızı götüreceğiz. Oradaki hazırlık maçlarını da değerlendireceğiz. Kampa yetiştirebilirsek özellikle transferlerimizi yerli ve yabancı onları da bu kadro içerisinde değerlendireceğiz. Şunu söylemek istiyorum yani çok fazla tabii ki alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Yani bu aslında çok da gizli bir şey değil. Hepimizin belki ortak kanısı eksiklerimizin nereleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Oraya da en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz. Yani ben teknik heyetimle birlikte burada tabii ki Cenk Bey sportif anlamda, Erdem Bey yine yönetim bazında hepimiz birlikte beraber doğru bir şekilde hareket ediyoruz. Ama dediğim gibi bazen bu transfer işi çabuk oluyor, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takımın içine sokmak istiyoruz. Ya şunu söylemek istiyorum. Tabii ki elimizde değerli oyuncular var. Bu değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanında hep altını çizdik. Orta saha bölgesine oyuncu katmak istiyoruz. Yine hücumda da yine bizim için opsiyon olacak. Çünkü şu anda bu sene için takımdan ayrılan bölgeler belli. Hani ön tarafta da ayrılanlar. Kiralıktan dönen bizim için önemli oyuncular var. Yani Yunus gibi, Emre Akbaba gibi kiralıktan dönmüş ön bölgede bize direkt olarak katkı sağlayabilecek oyuncular var. Yani biz özellikle orta saha bölgesine şu anda ilk önceliğimiz orta saha bölgesi. Ama bunun yanında diğer bölgelerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani belki biri önce gelir, belki biri sonra gelir. Abdülkerim de Kazımcan aramıza katıldı. Onlar tabii ki bizim için hem Türk olarak çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için bundan sonraki seneler için de Galatasaray için geleceği anlamında yaptığımız yatırımlar. Tabii ki Abdülkerim 28 yaşında ama baktığımızda yani fiziksel olarak da mental olarak da bize hizmet edebilecek bir oyuncu. Kazımcan da aynı şekilde genç bir yaşta Ümit Milli Takım oyuncusu. Potansiyeli olan bir oyuncu. İnşallah onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri yapmak istiyoruz. Dediğiniz gibi yani belli bölgeler var, ihtiyacımız olan bölgeler var. Yani önceliğimiz tabii ki dediğim gibi orta saha, diğer bölgelerde aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler. Yani tabii ki orayı daha alternatifli bir hale getirmek istiyoruz. Geçen seneden ayrılan oyuncularımız var o bölgeden. Elimizde olan oyuncularımız var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Oraya tabii ki hem genç hem tecrübeli yani burada direkt olarak takıma etki edebilecek oyuncular kadroya katmak istiyoruz. Yani sadece genç olması veya sadece tecrübeli olması bizim için şu anda bir ölçü değil. Sadece bize direkt olarak takıma katkı verebilecek oyuncu üzerinde çalışıyoruz. Yani burada dediğim gibi opsiyonlar var ama daha çok opsiyon çıkacak. Yani 7 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Biz o dönemi beklemeyeceğiz. Biz bir an önce kadromuzu oluşturmak istiyoruz ama her zaman fırsat transferleri de önümüze gelecek 7 Eylül'e kadar. Orada da yine değişik adımlar atabiliriz. Burada yani benim isteğim, yönetimimizin isteği yani özellikle ben tekrar burada altını çizeyim. Yönetimimiz bizim işimizi kolaylaştıracak, takıma katkı sağlayacak ve Galatasaray'ı mutlu edecek transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunu tekrar altını çizeyim yani insanların şüphesi olmasın. Hepimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yani onların önüne çıkartacağımız kadro, onların zevk aldığı, hak ettikleri, mutlu oldukları
tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok iyi niyetli, elinden gelen en fazlasını yapmaya çalışan bir yönetimimiz var. Bu da benim için bir şans.